Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Azizler, aziz hamyurtlar, sıhhat salametlikte, omonlikte, yana bir hayırlı amel üstü, xursandchilikte sizler bilan yana bir bor uchrashtirganimizdan juda ham xursandmiz. Ko'rib turganingizdek biz Buxoro shahridamiz azizler. Buxoroga yurak amri loyihasining tashrifi doirasida yodingizda bo'lsa biz Beshko tumaniga safar qilgandik. Beshko tumanidagi juda ko'p oilalar qatori bir beva ayolning yetim qizi bilan kechirayotgan ayanchli hayotini siz guvoh bo'lganingiz. Yodingizda bo'lsa, o'sha 14 yashar qiz kasalmand onasini dalaga chiqib ishlab boqayotgan edi. Juda ko'pchilik qatori bu hayotiy voqea bizni ham qalbimizni larzaga solgan edi. Xursand bo'lganimiz bunga befarq bo'lmaganlar, shu oilaga yordam bermoqchi bo'lganlar juda ko'pchilikni tashkil qildi. Hattoki xabaringiz bor, u oilani o'zlarini vatanlari, o'zlarini boshpanalar ham yo'q edi. Buxoroli hamma befarq bo'lmaganlardan, barcha yurtimizdagi sahiylardan, ihson qilganlardan, yordamni ayamaganlardan hammalardan minnatdormiz. Alloh rozi bo'lsin. Va bir yaxshi xabarni aytmoqchiman. Biz Beshko tumanidan ularga bir yangi uy hadya qilmoqchi edik, lekin Alloh imkoniyatimizni alhamdulillah keng qildi. Buxoro shahrining o'zidan ikki xonali uy olib, uni chiroyli ta'mirlab, yangi uyni ularga hadya qilish imkoniyatiga egamiz. Lekin odatiy uyni topshirish ssenariysidan birozgina bugun chetlashganmiz azizlar. Bir ibratli voqeaga hozir guvoh bo'lishingiz mumkin. Toki bu ayolni hozirgi qiladigan mardligi, hozirgi qiladigan ishi juda ko'pchilik uchun namuna bo'lsa, ibrat bo'lsa ajab emas. Marhamat. Onajon, u ayolni o'zlari berdilarmi bu pulni? Berdilar, ha. Onaxon, sizga ham rahmat. Chiroyli o'ynab berganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Iloyomin, iloyomin. Aziz yurtdoshlar, mana o'zlari nochor bo'lib turib, shu pulga kerak bo'lsa, vaqti kelganda zor bo'lib turib ham atab berdilar. Qoyil qolish kerak, ibrat bo'lsin hammamizga. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Kine yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzumsizlar? Tanijoningizmi? Uydagilar yaxshimi? Siz yaxshimisiz? Keling, mana bu yoqqa chiqing. Mana bu chiqing. Chiqing, chiqing, yo'q, siz chiqing. Siz chiqing. Mana bu o'tiring. Qizim, o'tiring. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tuzumsizlar? Uydagilar yaxshimi? Siz yaxshimisiz? Otingiz nima sizni? Fazilat-a? Fazolat. Fazolat. Men siz men uyingizga borganimni aytdilaringizmi? Kelib ketganimni salomni yetkazdilaringmi? Subhanalloh. Sizni o'sha kuni juda ko'p ta'rifingizni onangizlardan eshitdik. Biz ochig'i nima edi? O'zlarimizni ham farzandlarimiz bo'lganligi uchun juda qalbimiz larzaga keldi bu o'tgan ishdan. Endi siz hozir hali tushunib yetmasangiz kerak, mana onangizlar tushunib yetadilar. Ota-ona bo'lgan insongina bu his, bu dardni his qiladi. Farzandiga faqatgina yaxshisini bo'lishini xohlaydi. Farzandni qiynashni xohlamaydi ota-ona. Yemasdan yedirib, kiymasdan kiydiradi ota-ona. Biz o'sha kuni Allohdan so'ragan edik, onajoningizni oldilariga borganimizda, ya Robbi, Allohim, shu onajonimizni ham xonadonlarga baxt bergan, duolarni ijobat qilib, baxtu saodat, shu niyatlarni ijobatini bergan, shu farzandlar rohatini ko'rsinlar degan edik. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi paxta terimlari bilan? Ha, subhanalloh, subhanalloh. Biz biroz yolg'on ishlatib sizni bu yerga olib keldik, xafa bo'lmaysiz. Chunki etsa
kutilmaganlik bir qanaqaydir shukuh, bir xursandchilik yo'q qolardi. Agar esingizda bo'lsa, shu xonadoningizga bugun borishganida sizni oldingizga bir onaxon kelib sizdan sadaqa so'radilar. Esladingizmi? Biz buni uyushtirgan edik. O'shanda siz ularga yarim kun ishlagan pulingizni hammasini ihson qilib sadaqa qilib berib yuborsiz. Bu bizni o'g'lim kasal dedilar. O'zim qancha odamlar menga yordam qildi, men ham yuragim bo'lmaydi. İkide narsam bo'lsa, shu bittasini bir kishiga beraman agar so'rab kelsin. Yuragim nima qilmaydi? Subhanalloh. Alloh ber dedi o'shani menga. Subhanalloh. Subhanalloh. Bu hammamiz shunday odamman. Ma eshitib juda ham ta'sirlanib ketdim. O'zi paxta ter juda ham qiyin bilasizlar. Yarim kun davomida tergan paxtalariga 15 ming so'm pul ishlagan ekanlar. Shu pulni bersangiz. Mana shu sizni onaxonga bergan pulingiz mana 15 ming so'm. Allohning va'dasi bor, bu haqda men sizga borganimda ham aytgan edim. Ihsonning mukofoti faqatgina ihsondir deydi Alloh taolo. Inshaalloh biz sizni oldingizga borganimizda qaysidir ma'noda va'da berib kelgan edik. Va Allohdan juda ham iltijo qilib so'ragandik. Shu va'damiz ustida turishlikni Alloh nasib qilgan, shunga imkoniyat bergan. Yaxshilarni yondashtirgan bizlarga, safimiz yaxshi insonlar bilan to'ldirgan, imkoniyatimiz keng qilgan degan edik. Alhamdulillah, alhamdulillah shu kunga yetib keldik. Mana ichimda yuragim otilib ketadigan deydigan darajada hozir hayajondaman ochig'i. Chunki bir mu'minni, bir mu'minaning qalbiga xursandchilik olib kirish ortida qanchalik Allohning roziligi yotganini biz bilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir mu'minni, mu'minaning qalbiga xursandchilik olib kirish go'yoki bir Ka'batullohni bunyod etish barobarida ajr hisobga ega deganlar. Mana shu bergan pulingizni, ehsoningizni mukofotini men hozir sizga topshirmoqchiman. Allohdan so'ragan edingiz. Mana shu Buxoro shahridan 2 xonali go'zal uy sizga Allohdan hadiya. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Jarayonida bir voqea bo'ldi. Keyin bitta uy topdik biz. Topdik-da o'sha egasini qidirib topdik. O'zlarini gaplashinglar degan maqsadda Buxoro shahrida ekanlar. Go'zal uy, chiroyli. Biz aytdikki, shu uy sizniki ekan, shuni biz bir yetim farzandga, beva ayolga olib bermoqchi edik, ihson qilib. Allohning yo'lida xolis. Agar imkoniyat bo'lsa, azgina narxini tushirib bering dedik. Shunda u kishi juda og'ir kasal ekanlar. Pnevmoniya bilan og'ir betob bo'lib yotgan ekanlar. Bitta gapirsalar 10 ta yo'talardilar. Bizni urushib berdilar. Sizlar ehson qilayotgan bo'lsanglar, menda nima ayb dedilar. Ehson qilayotgan bo'lsanglar, o'zingizlar uchun ehson qilasizlar. Men narxini tushirib bermayman dedilar. Biz hayron qoldik. Xafa ham bo'lganimiz yo'q. Bo'ldi, bo'ldi akajon. Rahmat deb telefonni qo'yib qo'ydik. Uy topilish qiyin masala bo'lmadi. Uy topildi ham. Biz uy sotib oldik ham. Oradan 10 kun vaqt o'tdi. 10 kun o'tgandan so'ng bizga telefon bo'ldi. Telefonni ko'tarib gaplashsa, o'sha kishi ayollari. Biz xabarimiz bor edi, men bor uzr dedilar. Agar yo'q demasanglar, mumkin desanglar, o'sha uyni sizlar bir beva ayolga, bir yetim farzandga so'ragandinglar. Erim vafot etdilar. Shuni agar ruxsat bersanglar, aytgan narxingizga beraman dedilar. Biz uy olib bo'lgan edi. Bu voqea men uchun juda ham katta ta'sir qildi, chunki ayni hozirgi kunda sizlar juda ko'pchilik maydi. Bevaqt olimni ko'z yummoqda. Kasallik sabab boshqa, ayniqsa boshimizga sinovli kunlar kelganda bu dunyoda qolib ketgani uchun oxiratda javob berishimiz borligini unutmang. Lekin berganingizni inshaalloh oxiratda Allohning qo'lidan qaytarib olasizlar. Mana shu uyni bunyod bo'lishida, shu uyni bor bo'lishida, shu uyni bularga hadiya bo'lishida xizmat qilgan hamma-hammadan Alloh rozi bo'lsin. Kenajon xursandmisiz?
Bir dua kılın. Doğayım şu. Umut sayıdım ağrı yutalım. Ben hem gülüyüm bilsin. Umurlarınızı kula uzun kılsın. Şu bacalarınızın doğayım. Huzurunu göreyim, vakatını göreyim. Amin. Demek ki şu mağa niyat kılıp bergen misiniz? Şu mağa kayıtması, şu oğlumdan kayıtsın sizlere. Amin. Şu mağalardan, ötüp gidiyle keserliklerden. Amin, amin. Dünyamız dinlesin. Amin. Beni hiç kim kasal bölmesin. Doyum soğuk bölün. Amin. Allah'a ekber. Kılgen mesajı. Kızı için bu arzakı kütülen günü. Şükür yapma şekilde. Subhanallah. Biz bu şekilde sizi görmeyendik. Yüce en haklı yendim. Sizi bir hayat geçirip, bir başka kızlar yokuşup, mektep gibi var şeyizi, yakışı okuşları okuşuyuzu. Bir geleceğe üçün özgü pay devar konuşuyuz. Çünkü ertiğinde inşallah bir hanadan çıralı bekası bölesiz. Kız böyle berber tanı canı sağlığı vücudu kattı. Kattı kereliği bölgen nimetti. O atanı kızını berber uzatkenden sonra o ona böyledi. Şimdi siz 14 yaşar kız delede işlep yürüyen, 14 yaşar kız anasını bakı etken tasavvur kıyandan sonra şu gün aynısı soğuk idi. O çeng tozanlı delede biz onu izlemeden sohbet kurganımızdı. Şu kalbimizden, yüreğimizden niyet kıldı. İnşallah da halısı şu kızın şehri alıp gelemizdi. Allah razı olsun hemenizden. Hürsen misiniz? Hürsen. Ben sizden bir nezden iltimas kılıyorum. Şu beğubar, beğunah kalbiyiz buna bizim dua kılıp durun. Namaz nerede dua ettirin. Ona şu an izahatıyla ibadet kılamız dediler. İlahi umurlarını uzak kılsın. Menge kimin şu yoldan bir gelmese. Menden kaçmaz İlahi. Kudodan kaçsın İlahi. Kudocuğum. Kudo körü götürüp dağmasını. Kudoyu mehriban. Karayan ikonumuzu götürsek değil mi kızım gel. Hay ona can dur. Yüreğini köteledi. Buranın kumuyla gülümüz ona deydi, kata versem mi yok bizim ona beremen deydi kızım. Ben gülümünü kötere bitirdi. Allah'ım ben doyumu işledi. Şimdi namazlarım gayetem ben doyumu kudacağım. Ben yam gülümünü bir borç değil ben. Şu menge kim yordan beri etken bir saçlarını yap kuda bilayım. Menden kayıtmese, bizinden kayıtsın deyime Allah'ım gel. Şu yüreğimge gelpim ki, eğitim bilmeyen manamasını. Şimdi gel tüle. Hemesini tasarla bir olayım benden. Mm-hmm.